Değerli dostlarım ortadoğu Doğu, Irak, Suriye hattındaki iki önemli nokta ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Birincisini hemen vereyim. Kerkük. Kerkük ile ilgili onu başlığa çıkarmadım ama ikinci başlık olarak kullandım bu yayında. Kürdistan Demokrat Partisi yaptığı resmi açıklamada kim ve ne şartlar altında olursa olsun Kerkük'e dönmekte kararlı olduğunu duyurdu. Bu çerçevede baktığınız zaman Kerkük'te şu anda yaşanılmakta olan nispi kerhen yumuşama ve sessizliğin belki de bir çatışma öncesi sessizlik olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Kürdistan Demokrat Partisi açıklamasında Kerkük ve diğer bölgeler Ninova ile Diyala'daki ofislerin açılması ve seçim çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. Kürdistan Demokrat Partisi'nin yüksek mahkeme tarafından dönüşünün geçici olarak durdurulması kararının düzeltilmesi beklenmektedir. Kerkük ve erginliğinin hangi kaynaktan başladığına ilişkin detaylı araştırma yapılmalıdır. Bağımsız bir komisyon kurulmalı ve bu komisyon aynı zamanda Başbakan Sudani'nin aldığı karara dönük engellemenin nereden kaynaklandığını da bulmalıdır diyor. Yani diyor ki Kürdistan Demokrat Partisi ben bu Kerkük meselesinden vazgeçmedim. Kim nasıl kavga ederse etsin benimle. Kim nasıl engel çıkarırsa çıkarsın mahkeme kararının sonucunu beklerim. Çünkü mahkeme gerçekten geçici olarak askıya aldı. Geçici olarak askıya aldı. Yani nihai bir askıya alma değil. Hayır giremez demedi. Geçici olarak askıya aldı ve şimdi oradaki e, Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimizin gazetecilerinden deyindiğimiz bilgi, e, Haçlı Şabi'nin kenara itildiği, kenara çekildiği Irak ordusunun esas olarak bölgede görev yaptığı ve özellikle Kürt bölgelerinde de e, güvenliği sağladıkları yönünde. Çünkü İran'a kimse güvenmiyor. E, emrindeki Haçlı Şabiler üzerinden orada kan dökebilir. Yeni büyük bir çatışmayı fitilleyebilir. Her şeyi yapabilir bir devlet. Ve bu açıdan baktığınızda Kerkük şu anda nispeten sakin. Kerkük Tarihi Kalesi'nin etrafı Irak ordusuyla çevrili. Haçlı Şabi belli bir bölgede duruyor. Ve e, kentin içine sızmış olan PKK şu anda Türkmenler ve kent güvenliği açısından en büyük riski oluşturuyor. İşin bu cephesi böyle. Öbür cepheye baktığınızda Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan PKK PYD unsurlarının Arap aşiretlerinin ayaklanması karşısında nasıl bir panikleme yaşadıkları anlaşılmış vaziyette. Ee, PKK-PYD unsurları e, Diban diye adlandırılan e, bu ana ayaklanmacı e, El Akitat aşiretinin esas merkezi olan Diban'a tek kurşun atmadan sessizce girdi. Fakat orada da herhangi bir şey yapmıyor. Bunun nedeni şu zaten 93 kişinin öldüğü bir bir haftalık çatışma sürecinde diğer Arap aşiretleri. Diğer Arap aşiretleri devreye girmişler ve sonuç itibariyle Amerika desteğindeki Suriye Demokratik Güçleri isimli bu örgütün milislerinin Dibana çatışarak girmemesini, tarafların birbirlerine saygı göstermesini ve asayişin bu yolla sağlanmasını başarmışlar. Böylece yeni bir kan dökülmedi ama buna karşılık Elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'nin doğusundaki son çatışmalarda Suriye Demokratik Güçlerine karşı silahlı saldırıda bulunmuş herkes için genel af çıkarttı, çıkarıldı. Bu çok yakında detaylı olarak açıklanacak ve çatışmalarda tutuklananlar evlerine dönebilecek diye bir açıklama yaptı. Zaten yaklaşık yarısını serbest bıraktık, geri kalanı da bırakılacak. Deir Zor'da istikrarı ve huzuru e, görüşmeler yoluyla barış içinde çözmekte kararlıyız dedi. Bu tabi bir strateji değişikliği, bu Amerikalıların hassasiyetinden kaynaklı. Yoksa bu adamlar o diban denilen yerin üstünden geçerdi. Bakın söyleyeyim, çok da kan dökerlerdi. Çok da kan dökerlerdi ama benim anladığım kadarıyla, dün de ifade ettiğim gibi, Amerikalılar o bölgedeki Arap aşiretlerini PKK-PYD çatışması nedeniyle kaybetmek istemiyorlar. Yani diyorlar ki arkadaş, tamam herkes bizim için önemli ama bu adamları etnik veya dini bir çatışma kompozisyonunda kaybetmek istemiyoruz. O yüzden benim anladığım kadarıyla Amerika'ya yakın diğer Arap aşiretleri devreye girmiş. Ve bu çerçevede baktığınız zaman zamanda PKK-PYD esas anladığı iş olan kan dökerek bir şehri yok etme işinden vazgeçmiş gözüküyor. Ama Diban yakınında El Tayana kenti var. Bu rejim tarafına daha yakın bu isyanı başlatan ve SDG ile veyahut PKK-PYD ile çatışan Şeyh İbrahim el-Hafel'in o tarafa geçtiği ifade ediliyor. Yani e, Akidat aşiretinin reisi bu adam esasında. O tarafa geçtiği, orada can güvenliğini sağladığı ifade ediliyor. Onunla beraber çok sayıda Arap savaşçının da o tarafa geçtiği yönünde bilgiler var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İbrahim'in abi Musab El Hafel üzerine oynuyorlar. Biliyorsunuz Katar'da, Doha'da onunla buluşmuştu Pentagon ve CIA yetkilileri. Amerikalıların söylediği şu, bu İbrahim artık kontrolden çıktı, güvenilmez, rejimle ilişkileri var, Ruslarla ilişkileri var, biz onu bırakalım, aşiretin başına sen geç Musab diyorlar imiş. Bakın ortadoğu Doğu nerelere geldi. Musab da e, direndiği için en son ona şey demişler. O zaman amcam var e, aşiretin büyüklerinden. Şeyh Hafer el-Cadan. Onu geçirelim, onu geçir e, işin başına demişler. Amerika devletlerin başına cumhurbaşkanı tayin etmesi bilinen bir ülkedir de e, artık aşiretlerin başına da Aşiret reisi e, tayin etmeyi başarmaya başlamış. E, anladığım kadarıyla Amerikalılar o bölgedeki aşiret reislerinin kayıtsız, şartsız, amasız, fakatsız, lakinsiz kendilerine bağlı olmasını istiyorlar. Konu bundan ibaret ve gördüğüm kadarıyla da Arap aşiretleri bu avantajı şöyle bir yerine çekmek istiyor. Bizi bu mazlumdan, şundan, bundan, bu PKK, PYD'den kurtarın. Biz sizinle gerçekten ayrı çalışalım. Büyük bir olasılıkla bu oraya dönecek. Fakat Amerikalıların bunu <laughs> neden hemen kabul etmedikleri? Çünkü kolay bir kabul edilebilecek. Neden kabul etmediklerini perde arkasından gelen bilgilerden anlıyoruz. Amerikalılar Türkiye'nin etkisinden korkuyorlar. PKK PYD unsurlarının kontrolünden çıkmış Arap aşiretlerinin oluşturabileceği Arap gücünün Türkiye ile özel ilişki kurabileceği tabi ya tabi Ankara Milli İstihbarat şu bu onunla bununla ilişki kurabileceği ve zaman içinde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda da politikalar üretebileceği düşüncesiyle Arap aşiretlerini mazlumun kontrolünden dışarı çıkartmak istemiyorlar. O yüzden bu bölgede çok çatışma olacak. Bu konuda bir uzman ismini yazmamışım ama güzel bir laf söylemiş. Arap ilişkilerinden sorumlu bir uzman Amerikalı. Petrol bölgeleri Suriye'nin PKK PYD'nin elinde olduğu sürece bu savaş yükselir ve devam eder. Böyle de bir durum var. Herkes e, anlatım anladığım kadarıyla bu durumu kendine göre ayarlıyor. Hoşça kalın.